dostlarımızla buluşturduk. İmza Baba Sultan tarihiyle ilgili köylülerde pek bir şey bilmiyor. Sadece rivayetleri var köylülerin söylediği. Onlardan bir tanesi odunculuk yaptığı ve odunculuk yaparken de yaş ağaç kestirmediği üzerine bir rivayet. Yaş ağaç kestirmiyor, sadece kuru dalları kestiriyor. Yaş ağaç kesenlere de ağaçların üstüne yıkılıyormuş. Böyle bir rivayet var. Ama bir tane daha rivayet var. Gelin onu da Çalçakır köylülerimizden dinleyelim. İmza Sultan'ın biraz mücadeleri var. O bu köyde yetişme. Şimdi ailesi inanmıyormuş buna. Dağa gidermiş. Kuru kuru odun toplarmış. Herkes iyi odun toplarsan kuru kuru getiriyordu. Hanımla da kavga yaparmış. O da demiş ki ben yaş keseceğim zaman o beni elleme, o beni elleme, o beni elleme diye söz söylermiş. Canlı ağaçlar. O zamana kadar bir gün hanımına gitmişler. Hanımına demiş ki bunları eyle. Oru adamı bırak vermiş ağaçla. Gelmiş bir gün ekmek yapıyorlarmış. Kendisi ekmek yapıyor hanımı. O da pişiriyor. Pişirirken ekmek yanmış. Ekmek yanmış. Diyor ki kelemize diye ona o zaman oklağı deriz biz. Bir vuruyor. Ya diyor falan yerde Karadeniz'de gemi batıyor ben onu kaldırıyordum diyor. Karı inanmıyor. Yine böyle bir gün yine yemek yaparken ha. Diyor ki yine ekmek yanmış. Ekmek yanınca hanımı yine bunu inanmamış. Kavga yapmışlar. Kavga yapınca ateşli kişiyle balığı hanımının yüzüne bir çarpmış. Ondan sonra hanımı inanmış galiba onun ne olduğunu. Karadeniz'de demiş gemi batıyordu. Ben onu baktım arkasını çevirmiş. Kömür gibi arkası kararmış. Köyümüz halkından böyle rüyasında çoluğuna çocuğuna geceleri rüyasında görüp de gezenlere rüyasında gördüğü zaman geliyorlar burada. İmizi dediğine benim çoluğum çocuğum geziyor. Rüyamda gördüm. Yahut etrafında dolaşıyor benim evladım, babam, dedem neyse. Bunları rüyasında gördüğü zaman geliyor. 3-5 kişi toplanıyorlar. Hayırını hasatını toplanıp İmizi dedenin önünde hayırını yapıp fakir fukara hep birlikte beraber olup aşını keşini dağı diyorlar. Beraberce yiyip içip dağılıyorlar. Hayırını yapmış oluyorlar. Hem İmizi dede sultana hem kendi gördüğü rüyasının şeysinden Allah kabul etsin deyip hayırlısı.